Bu her sene çektiğim videolardan bir tanesi karanfil. Bu karanfil yine olmuş buralara. Kimseler gelmemiş. Bunun gerçekten tatlısı çok güzel. Ancak zahmeti de çok. Her tarafı dikenle dolu. Onun için de eldiven kullanmak zorundayız. Bunun kendisini, toplanışını ve ayıklanışını, daha sonra da tatlı yapılışını peyderpey anlatacağım ve üzerine ekleyip sizlere soracağım. Toplamıştık. Şimdi de bunlar ayıklanma safhası var. Bunları şeylerinden ayırıyoruz. Böyle ayırdıktan sonra bunları buraya hemen yere koyuyoruz. Buradan da ayıklananları çöre çöpü olmaması için şöyle sallıyoruz. Bunlar karanfilimizin şekerini attık. Sobada kaynamaya başladı. Şu anda şekeri eritiliyor. Limon tuzu da atıldı. Şu anda kaynama safhasında. Şu köpüklerini almak gerekiyor. Şimdiki aşamada karanfilleri atmak kaldı. Evet. Oh, 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 oh. Bu ikide bir kontrol edilecek. Koyulaşana kadar. Daha sonra da şeyde güneşte koyulaşmaya bırakılacak. Onu da çekeceğiz tabii. Evet, karanfilimizin şeyi koyulaşmaya başladı. Birlikte güzel kaynıyor. Başka bir husus daha var. Şöyle zaman zaman şeyi alacaksın, tabağa koyuluğunu kontrol edeceksin. Bakalım. Henüz daha olmamış. Devam. Evet, istenilen kıvama geldi. Şimdi bunu kaldıracağız. Üstündeki örtüyle bir yerde dinlendireceğiz. Bunu hemen yağmurdan kaçıracağız. Yağmur geliyor. Hemen buraya bir yere koyacağız. Bunun üstüne hemen dülbet koy, tamam. Kontrol edelim bakalım. Karanfil reçelimiz. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Güzel olmuş. Kavanozlara koyup kaldıracağız artık. Şu anda da kavanoza koyma aşaması geldi. Hay maşallah. Yeter. Of, harikasın ya. Bu biraz koyu oldu ama şeyde bir sonradan bunu şeker kestirerek bunu tekrar sıvılaştırma şansımız var. Bütün aşamalarını gösterdiğimiz karanfil reçeli soframıza geldi çok şükür. Of, 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 of,